Aslında dün yapmış olmam gereken bir videoyu ancak bugün yapabiliyorum. İşler çok yoğundu. Beni bir süredir izleyenler biliyorlar. Şöyle bir strateji izleyeceğim 2022'de kriptolarla ilgili. Her ay toplam piyasa değeri itibariyle en değerli 10 kripto parayı seçip onlara yüzler dolar yatıracağım. Bu stratejiyi 5 yıl boyunca sürdüreceğim. Toplamda da 60 bin dolar yatırmış olacağım. Bu bir deney. Bu deneyin dayandığı bir araştırma var aslında. O araştırmanın linkini yukarıda ve aşağıdaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu çerçevede bu araştırmaya dayanarak Ocak ayında 1000 dolara en tepedeki 10 kriptoya yatırdım. Bakalım onlara neler oldu. Peki şeyler olmadı. İpucu vereyim. Ve Şubat ayındaki 1000 dolara nereye yatırıyorum? Göreceksiniz ki ilk 10'dan 2 kripto düşmüş durumda. Onun yerine yeni 2 kripto para gelmiş durumda. Bu ayki sıralamada onları seçtik. Onları koyduk portföyü. Bütün bunları anlatacağım. İlk çekeceğini düşünüyorum ve pek çok takipçisi var bu e, yatırım stratejimi biliyorsunuz. Ama para kaybetti. Biraz can sıkıcı. Bakalım bu ay neler olacak. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Tabii ki önce Ocak ayındaki yatırımlar neler oldu onlara bir bakmakta fayda var. 10 tane coin seçmiştik orada. Seçim mantığını şu videoda izleyebilirsiniz. Videonun linkini aşağıya açıklamalara ve yukarıya bırakıyorum. İlk 10'un tamamını seçmedik. Mesela Bitcoin'i seçmemiştik çünkü Bitcoin'le ilgili başka bir yatırım stratejim var. BNB, XRP'yi seçmemiştik çünkü hiç sevmediğim coin'ler. Bir de stable coin'leri oyun dışına bırakmıştık. Geri kalanlardan yapmıştık seçimimizi ve ilk onu oluşturmuştuk. O ilk onun her birine 100'er dolardan toplam 1000 dolarlık yatırım yapmıştık. Bakalım o 1000 doların başına ne işler geldi. Evet görüyorsunuz çok iyi şeyler gelmemiş portföyümüzün başına. Toplamda yatırdığımız 1000 dolar 691 dolara inmiş. Yani %31'lik ciddi bir kayıp var burada. En çok kaybedenler nedir deyince Solana %38'lik kayıp var. Avalanche %37, Polygon %36, Uniswap %36'lık kayıplar var. En büyük kayıplar bunlarda yaşanmış. En kendini koruyan ise Chain link olmuş sadece %18 düşmüş. Onu biraz daha fazla seviyorum. Terra'yı bir bakmak lazım. %43'lü kayıp var. Yani hakikaten Ocak ayı kriptolar açısından felaket bir aydı. Sağ olsun Bitcoin düştü. Hepsini de peşine sürükledi. Ve bunun sonucunda 300 doların biraz üstünde parayı ilk 1000 dolardan kaybetmiş durumdayız. Ama daha da ilginç şeyler de var. Şubat ayıyla kıyasladığımızda ilk 10'dan düşen iki coin'imiz var. Uniswap ve Litecoin ile vedalaşıyoruz bu ay. Onlara yatırım yapmıyoruz. Bu arada şu anlama gelmiyor. Gelecek ay bunlar yine ilk 10'a girerlerse yine yatırım yapacağız. İlk 10 olması önemli. Onların yerine kim geliyor? Onların yerine Crypto.com ve Cosmos yani Atom geliyor. Atom'u zaten istiyordum ben çok ilk 10'a girmedi diye üzülmüştüm. Crypto.com'u çok bilmiyorum. Aslında bir alışveriş coin'i bu. Ödemelerde kullanılacak bir coin. İşte ödeme işi hızlandıran coin'lerden. Yani içime çok sinen bir şey oldu söyleyemeyeceğim. Ama işte bu ikisi ilk ona girdiler bu ay. Ve bu ilk ona girenlere yaptığımız yatırımda yine yüzer dolar olacak. Ama şimdi gelin bir CoinMarketCap'e gidelim. Oradaki genel değişimlere bir bakalım. An itibariyle CoinMarketCap'e baktığımızda Bitcoin yine en değerli coin. Ondan sonra Ethereum geliyor. Tether var daha sonra. Tether'a yatırım yapmıyoruz çünkü stable coin. BNB'ye yatırım yapmıyorum çünkü ben Binance ile ilgili şeylere yatırım yapmayı sevmiyorum. USD coin yine bir stable coin. Cardano bu ay Solana'nın bir basamak üstüne çıkmış durumda. Geçen ay bir basamak alttaydı. Ben Cardano'yu çok seviyorum. Daha evvel bundan ilgili bazı yayınlarda yaptım. Uzun vadede çok değerli bir coin olduğunu düşünüyorum. Aslında ay içerisinde bir ara çok ciddi prim yaptı. 1.30'lara falan geldi. Fakat sonra maalesef tutulamadı. Geriye doğru gitti. O da Bitcoin'in yarattığı o girdaptan kurtulamadı. Solana bir sıra gerilemiş durumda. Solana'nın başına bu işler geldi. Belki biliyorsunuz network çöktü. Bir süre çalışmadı vesaire. Onun değerini biraz ekstra yedi. İlk onda olmasına rağmen XRP'ye yatırım yapmayacağımı söylemiştim. Çünkü çok uzun yıllardır saydığı yerde sayıyor. Çok beğendiğim bir coin değil o çerçevede. Terra'ya yatırımımız vardı. Yerini koruyor. Polkadot yerini koruyor. Dogecoin, Shibu gibi şeyleri ben yatırım olarak değil kumar olarak görüyorum. O yüzden ilk onda olmalarına rağmen yatırım yapmadım onlara. Avalanche beni üzdü. Çok iyi bir coin olduğunu düşünüyorum. Bu ayki düşüşü bence olması gerekenden sertti. Binance, USD yine bir stable coin. Hem stable coin hem Binance. O yüzden yatırım sanatçımız dışında kalıyor. Polygon kendini korudu ilk onda. Fena bir performansı yok. Daha sonra Shiba Inu var. Dediğim gibi köpek coinlerine yatırım yapmıyoruz. Terra USD yine bir Stablecoin. Sonra da Crypto.com.coin crypto devreye giriyor. Geçen ay yoktu. Bu ay ilk ona girdi. Benim için bir sürpriz coin aslında. Çok da fazla incelediğimi söyleyemeyeceğim. Bu bahaneyle onda bir incelemiş olacağım. Epey iyi bir performans çizmiş yılın başından beri. İyi bir yükselişi var. Neden böyle oldu? Neler değişti? onda merak ediyorum. Daha sonra Wrapped Bitcoin var. Ben Wrapped Bitcoin'in ne olduğunu geçen ay anlamadığımı söylemiştim. Bu ay biraz daha anladım aslında. İlk 10'da şimdilik hala yatırımı almadım ama gelecek ay farklı bakabilirim. Çünkü rap bitcoin aslında biliyorsunuz bu blockchain arasında geçişler yok. Yani Bitcoin'i ethereum blockchain'e kaydedemiyorsunuz. O, ama ethereum'da coin'ler yapılabilecek daha fazla şey var. İşte swap'ler yapabiliyorsunuz, stake'ler yapabiliyorsunuz vesaire. E, bu çerçevede yaratılmış ethereum network üzerinde çalışan fiyatı bitcoin'e endekslenmiş bir coin bu. Öyle bir entesan yapısı var. Geçen ay çok soğuk bakıyordum fakat bana sağ olsun bazı arkadaşlar bayağı detaylı bilgilendirmeler yolladılar Rapcoin ile ilgili. Ve dediler ki hocam hem Bitcoin'in işte fiyat stabilitesinden neyse o artık yararlanıyorsun. Hem de Ethereum'da ondan işlem yapıyorsun. Ethereum'un daha zengin işlem ağına katılıyorsun. Düşünülebilir yani bu aylık yine es geçiyorum ama düşünülebilir. Dayı yine bir stable coin ona yatırım yapmadık. Bu ay listeye yeni giren kozmosumuz var atom var benim istediğim bir coin'di zaten atomun çözmeye çalıştığı şey blockchain'ler arasındaki interoperability'yi çözmeye çalışıyor işte çok daha enerji verimli şekilde bu işlemle yapılabileceğini söylüyor. Beni sevdiğim bir coin. Bundan ilgili ileride belki bir açıklama yaparım diye düşünüyorum. Chainlink zor da olsa tutundu ilk 10'da ama epey değer kaybetti. Maalesef Litecoin ile vedalaştık. Şimdi ben bu yatırım stratejimi açıkladıktan sonra ve Ocak ayında yatırımları yapmaya başladıktan sonra bazı sorular geldi. Sorular şöyle mesela hocam bir şey ilk 10'daysa sonra düştüyse onu elinizden çıkaracak mısınız? Hayır elimizden çıkartmıyoruz. 5 yıl boyunca tutuyoruz. Yani bir kez bile ilk 10'a girmeyi becermişse 5 yıl boyunca portföyde kalmayı hak ediyor. Böyle bir değişik stratejimiz var. Bundan dolayı bu iş bittiğinde toplam portföyümüzde 10 değil çok daha fazla coin olacak. Mesela şu andan zaten 12'ye yükselmiş durumda. Ve bu yeni gelenler eğer sıralamada daha fazla yukarılara giderlerse burada yerleri sakin, sabitleşecek. Eğer bunu başaramazlarsa yavaş yavaş listeden düşecekler. O yüzden bir kere aldığımızı hiç satmama stratejimiz var üzerine kümüle gidiyoruz. Aldığım sorulardan bir tanesi de hocam 5 yıl boyunca bunu gerçekten sürdürecek misiniz? Çok para kaybetseniz de. Çok para kaybetmek tabi göreceli bir şey. Ama ben bu işe 60 bin dolara ayırdım 5 yıl boyunca adım adım yayarak yatıracağım. Sanırım bunu yatırmaya devam ederim. Bilmiyorum tabi şimdi hayat uzun bir şey ama bu tip şeylere kararlı yola çıkmak gerekiyor. Uzun vadede bakmak gerekiyor. Ve daha evvel sunduğum araştırma gösteriyor ki uzun vadede en iyi çözüm bu kripto pazarında. Evet en karlı çözüm bu değil. Daha karlı çözümler var. Seçersiniz tek bir coin o hepsinden daha hızlı yükselebilir. Özellikle işte şu anda Metaverse gibi Web3.0 coinleri gibi fırsatlar var. Ama eğer uzun vadede bakarsanız nispeten aşağı doğru gitme riskini daha düşük tutup yukarı doğru gitme fırsatını yüksek tuttuğunuz bir strateji bu. Yani gerçi %31 bir ayda kaybettik. Acaba daha fazla para kaybedilebilir miydi başka coinlerde? Elbette edilebilirdi. Şimdi o detaylara girmeyeyim. Daha shit coin denilen yani aslında işe yararlı daha az ispatlanmış yeni yeni piyasaya giren piyasa deli oluşmamış coinlerde kayıplar daha da sert oluyor. Çünkü... Yukarı doğru giderken piyasa Bitcoin'den daha hızlı yükselen çok sayıda coin var ama piyasa aşağı doğru giderken Genellikle çoğu Bitcoin'e daha sert düşüyorlar. Ethereum'da bile bunu görüyoruz ki en büyük ikinci coin orada bile değer düşmesi Bitcoin'e göre daha sert oldu bu sevimsiz Ocak ayında. Bu çerçevede portföyümüzün yeni haline bakalım şimdi. Ethereum devam. Ethereum geçen ay daha az alabilmiştik. Bu ay biraz daha fazla aldık. Geçen ay 0,03 almıştık. Bu ay 0,04 al Ethereum alabildik. Neden? Çünkü fiyat düştü. İşte dollar cost averaging veya dolar ortalama maliyet yapmak bu anlama geliyor zaten. Düşse de kalksa da almaya devam ediyorsun. Bazen daha fazla almış oluyorsun bazen daha az. Ve bunun sonucunda ay sonuna baktığımızda 0,06 Ethereum'umuz var. 1,49 Solana'mız var. 166 tane Cardano. 3,05 Terra. 8,46 Polkadot. 2,24 Avalanche. 100 tane Unis e, Polygon var. Uniswap geçen ayla aynı 5,77 elimizde tutuyoruz. Litecoin 0,67 elimizde tutuyoruz. Yine ekleme yok. Chainlink'e biraz ekleme var. 10,54'e geldik. Bir de bunun üzerine crypto.com'dan 232 tane ve Cosmos'tan da 3,52 tane portföyümüze katmış durumdayız. Portföyümüzün toplam değeri bu yeni katılan 1000 dolarla beraber Şubat sonu itibariyle 1691 dolara erişmiş durumda. Gelecek yıl bakalım, gelecek ay bakalım ne olacak. Umuyorum ki Mart ayındaki eklemelerle beraber 3000 dolara geçer çünkü Mart ayındaki eklemelerle beraber Toplam maliyetimiz 3000 dolara gelmiş olacak o 3000 doları geçiyor olmamızı umuyorum. Şubat ayının Ocak ayından biraz daha iyi geçeceğine dair içimde bir duygu var ve beklenti var ama hani şunu biliyoruz bu kadar hepimiz yanılıyoruz. O yüzden çok iddialı değilim. Zaten o yüzden dolar ortalama maliyetle gidiyoruz. Yine aldığım sorulardan bir tanesi hocam yani bunun dışında hiç kripto yatırımı yapmıyor musun? Elbette yapıyorum. Bir kere unutmayın hiç. Bitcoin'i sürekli almaya devam ediyorum. Çok uzun zamandır ona asla dokunmuyorum. Onun dışında web 3.0 coin'leri üzerine çalışıyorum şu anda bir tane güzel bir Metaverse coin'i aldım. Tam Metaverse coin'i demek de emin değilim doğru mu? Çünkü daha ziyade bir blockchain tabanlı play to earn coin'e iyi bir yatırım yapmaya başladım. Bu videodan açıklayacağım söz vermiştim ama unutmuşum bu ay videosu o yüzden bugün bunu yapıyoruz. Bir sonraki yine onu açıklıyor olacağım ve epey bir detaylı bilgi veriyor olacağım orada. O yüzden başka yatırımlarım var. Burası bir proje. Bu proje içerisindeki bazı coin'lere mesela Cardano'ya ve avalanche bunun dışında da büyükçe yatırımlarım var. Onu söylemekte de fayda var. Ama mesela atıyorum Crypto.com'u hayatım ilk defa gördüm. Cosmos'a daha hiç yatırım yapmamıştım. Polkadot'ta yatırımım yoktu. Yani bir kısmı da sadece burada. O yüzden baktığımda buradaki top 10'a şu anda veya 12'ye geldi bu sayı. Bunların içerisinden Avalanche'ta ve Cardano'da buranın dışında da epey bir yatırımım var diyebilirim. Gerisi ya buradaki kadar ya da ufak tefek yatırımlar var. Öyle söylemiyorum ama bu listeye girmeyen Başka coinlerim de var. Lütfen unutmayın anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil bile de bir like bir yorum süper olur. Bu kadar moralimin bozuldu bir ayda en azından sizlerle olan ilişkimin güçlendiğini hissetmek bana iyi gelir.